Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan bedenimizin tekrar dirileceğine neden inanmalıyız adlı hikayemizi anlatacağım. Ama öncesinde ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz 1. Korintliler 15. bölüm 20 ve 21. ayetler. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Arkadaşlar, şeytanın en önemli görevi, İsa'ya iman edenlerin imanını zayıflatmaktır. Bu amaçla imanımıza farklı farklı düşüncelerle ve şüphelerle saldırmaya çalışır. Bunu yaparken bazen en yakın arkadaşımızı, bazen de ailemizi kullanmak isteyebilir. Buna dikkat etmeliyiz. İncil'de geçen Korint Kilisesi'nde böyle bir olayla karşılaşmaktayız. Elçi Pavlus Korint Kilisesi'ni kurduktan sonra imanlılara gerçek imanın ne olduğunu öğreterek müjdeyi paylaştı. Pavlus oraya gidip, İsa Mesih ölümden dirildiği gibi bizi de diriltecektir. Bizlere yeni bir ruhsal beden verilecek ve cennette Rab'le birlikte sonsuza dek yaşayacağız diyerek mutlu haberi iletti. Bunu duyan Korint Kilisesi'nin imanlıları imanda daha da güçlendiler. Bu onlara büyük sevinç verdi. Öldükten sonra ruhsal bir bedene sahip olacaklarına ve dirileceklerine iman eden Korint Kilisesi'ndeki imanlılar, sıkıntı ve zorluklara imanla dayanabildiler. Bu şekilde Rabbin buyruklarını yerine getirdiler. Fakat şeytan bunu bozmak istedi ve Korint Kilisesi'ne sahte imanlılar gönderdi. Bu kişiler ölülerin dirilmeyeceğini ve bir bedenleri olmayacağını söylemeye başladı. İnsanların arasında ölüler nasıl dirilebilir, nasıl bir bedene sahip olabilirler, bu imkansız bir şey, söz konusu bile olamaz diyorlardı. İnsanlara ölülerin ruhsal bir bedenle dirilmesinin büyük bir yalan olduğunu söylediler. Sahte imanlılardan dolayı Korint Kilisesi'nde sorunlar yaşanmaya başladı. Bazı imanlılar onların söylediklerine kanarak dirilişle ilgili gerçeklerden şüphe duymaya başladılar. Korint Kilisesi'nde imanlar arasında dirilişle ilgili bu şüphelerin ortaya çıktığını duyan Pavlus hemen bir mektup yazdı. Peki mektubunda ne yazmış olabilir sizce? Pavlus mektubunda ölülerin dirilmeyeceğini söyleyen kişilerin yalancı olduğunu yazdı. Onlara İsa Mesih doğduğunda insan bedeninde doğduğunu ve bizim gibi bir insan olarak yaşadığını hatırlattı. Pavlus sözlerine, insan olan İsa Mesih günahlarımıza karşılık çarmıhta öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. İsa görkemli olarak dirildi. Bu nedenle ölüler dirilmez diyenlerin sözlerine inanmayın diyerek Pavlus konuşmasına devam etti. İsa Mesih'in insan bedeninde görkemli bir şekilde ölümden dirildiğini birçok kişi gördü. Önce Kefas'a sonra 12'lere görünerek bunu kanıtladı. Daha sonra da 500'den fazla kardeşe aynı anda göründü. Ölümden dirilen İsa, kendisine iman edenlerin de kendisi gibi dirileceğini söyledi. Dolayısıyla İsa'ya iman edenlerin öldükten sonra ruhsal bir bedenle dirileceği kesindir. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanımız da yararsızdır. Biz de hala günahlarımızdan arınmamış oluruz. Yani İsa'nın dirilişine inanmamak gerçekten büyük bir günah işlemek anlamına gelir. Ölüm günahın ücretidir.
İlk insan olan Adem, Tanrı'nın sözüne karşı gelerek iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesini yedi ve günah işledi. Adem'in günah işlemesinin sonucu olarak tüm dünya ölüme mahkum oldu. İsa Mesih ise bizim için ölümden dirilerek sonsuz yaşama sahip olabileceğimiz bu yolu açmıştır. O, insan olarak bu dünyaya gelip yaşadı ve ölümden dirildi. İsa Mesih vaat ettiği gibi bu dünyaya tekrar geldiğinde ona inanan tüm imanlılar onun gibi ruhsal bir bedenle dirilecektir. Fakat buna inanmayanlarsa yargılanıp cehenneme atılacaklardır. Arkadaşlar, hepimiz bir gün bu var olan bedenimizi bırakıp İsa'nın beden alarak dirilmesi gibi biz de yeni ve ruhsal bir beden alarak dirileceğiz. Bu yüzden Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boş olacaktır. Rab tekrar geldiğinde gökten inecek ve ona inananlar, bizler sonsuza dek onunla birlikte cennette olacağız. Bu umuda sımsıkı tutunalım.